Merhaba gençler. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi ilana çıktı. KPSS 60 puanla 100 memurlama yapacak. Başvurular 24 Mayıs'ta başlıyor. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Sonra izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Hızlı bir şekilde değineceğim. Yani geri kalan ayrıntı bilgiyi zaten en sonunda söylerim. İzleyinler. Şimdi arkadaşlar itfaiye alıyor. 50 tane ayrı, 50 ayrı alıyor arkadaşlar. İtfaiye 50 derecesi 11-50 kadro alıyor arkadaşlar. 50 kişi alıyor. Orta öğretim kurumunda itfaiye ve yangın güvenlik alanında birinden mezun olmak, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, kadın erkek fark etmez, yani orta öğretim sınavından 60 puan olmaz yeterli. Yine itfaiye yeri var, 50 kişi alıyor. İtfaiye ve yangın güvenliği, itfaiye ve sivil savunma, sivil savunma itfaiyecek ön lisans programı birinden mezun olmanız, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız yeterli. Yine kadın erkek fark etmiyor, ön lisanstan 60 puan ve orta öğretimde 60 puan almanız yeterli. Gene isterse başvuruna bakalım. Burada genel şartlar fazla bakmayacağız. İşte erkek adaylar askerlikte muaf ya da tecili olmak şartıyla görevine devam yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve beden sağlığı bulunmaması gerekiyor. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak gerekiyor. İşte özel şartlar var arkadaşlar. İlan edilen itfaiye yeri kadrolar için mezun olunan okul birimiyle öğrenim şartları taşımak ve bu öğrenim ile ilgili 2020 kamu personel seçme sınavı anlamında yapılacak kadro sınavında puan dönemden belirtilen askeri KPSS puanı almış olmak şartıyla işte 60 puan işte tartılma ve ölçme aç karnına suyu ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve bu boyu 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilodan fazla fark olmaması ve sınavı yapılacak tarih 30 yaşını doldurmamış olması, boy kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alanda ve yükseklik gibi fobili olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatından çalışma şartlarına uygun olmalı. İşte karayolları trafik kanunu hükmünce verilen tablonun niteliği kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesi sahip olmak. Daha önce çalıştığınız kamu kurum ve kuruluşlara disiplin veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. İşte arkadaşlar bunlar şartlardı. İsterseniz işte başvuru esasında istediğiniz belgeleri siz bakarsınız arkadaşlar. Hani ben buraya geçeceğim, video fazla uzanmasın. Başvuru tarihi arkadaşlar, başvurular Mayıs'ın 24'ünden başlıyor, Mayıs'ın 27'ine kadar bitiyor. Yukarıda sayılı belgeyi birlikte personel göze boy kilo ölçümü yapmak üzere diğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırı işte İzmir adresine mesai saatine kadar şahsen müracaat edecek ve süreci tamamlanacaktır. Posta ve mail ile diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgede ya da nitelikli uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular şahsen yapılıyor arkadaşlar. İzmir'e gidip başvuruları şahsen yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar başvuru değerlendirmesi, siz buna tabii kendiniz yine bakarsınız çünkü video uzaması istemedim ve sınavın ne zaman yapılacak kazandan sonra 6. 14 ile 7. 9 tarih arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sınavlar var. O sınavlara gireceksiniz. Sözlü ve uygulamalı sınavlar var. Sözlü sınavlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İnkılap ve İnkılap Tarihi, 657 Devlet Memuru Kanunu, mahalli idari ilgili temel mevzuatlar konuları kapsayacak ve bununla ilgili size sorular soracağım. İşte uygulama sınavları var, nasıl yapılacağını, nasıl gideceğini hepsinin hakkında siz daha ayrıntılı bilgiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan kısmına bakabilirsiniz. Hemen burada söyleyip de videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi kendiniz değinirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hani burada videoyu maksadım uzatmamak. Ben size sadece hani alıp kadrosunu söyledim. Ve özel şartlar, genel şartlar ve başvuruların nasıl yapılacağını söyledim. Başvurular şahsen yapılacak. Özel şartlarda herhangi bir sağlanız olmaması lazım. Ön lisansta sivil itfaiyecilik yangın bölümünden mezun olmanız lazım. Orta öğretimde de itfaiye ve yangın güvenlik alanından birinden mezun olmanız yeterli. Her ikisinden de KPSS en az 60 puan almanız şart arkadaşlar. Tabii daha önce bir giydiğiniz gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duyurular kısmına bakabilirsiniz. Zaten başvuruda 24 Mayıs'ta başlıyor. Daha çok var. Hani bayramdan sonra galiba diyebiliyorum. O yüzden hani rahat rahat bakabilirsiniz. Hani acele etmenize gerek yok. Başvuru yapacak arkadaşlar bence başvurularını, evraklarını şimdiden toparlasınlar. 24 Mayıs'a yakın bir zamanda evraklarını doldurup 24 Mayıs günü İzmir'e gidip orada evraklarını teslim ederekten başvuru yapabilirler arkadaşlar. Daha ayrıntılı bilgi için dediğim gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duyurular kısmına bakabilirsiniz. Aklınıza takılan bir yer varsa yorum kısmına belirtin. Ben bu tarz alımlar olduğu sürece size paylaşmaya devam edeceğim. Siz Fikri Hocam ailesini takip etmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.